Hele hoş geldin Alaaddin emmi. Hoş bulduk yeğenim. Sungurlumuzun değerli balıkçısı, balıkçı Alaaddin emmi. Ya balıkçı Alaaddin Borduan. Evet. Emmi yaş kaç senin? 44 doğumluyum. 44 doğumlusun. 44. Yani 78 mi oluyor? 78. Bin kere maşallah yaşın çok iyi. Önce şunu soracağım. Ha. İçki içiyor mu bana? Doğruyu söyle. Hayatta içmedim. Diline değmedin. Hiç değmedim. Bir. Sigara? İlk... Sigara da içmem. Hiç içmedin? Hiç içmedim. Gençliğinde hiç içmedin? İçtim, içtim. Urfa'da askerlik yapıyordum. He. Asker arkadaşım vardı, Bahtiyar Türücü. Evet. Dursun Koç. He. Samsunlu Dursun Koç, Alaçam'dan. Evet. Onlarla vazifeye giderdim şeyde, Harran Ovası'nda. Evet. Harran Ovası'nda onlar susayınca, su yoğdu o zaman yollarda. Evet. Susayınca sigara yak derlerdi. Susayın diye. Ben de içmem diye işte su, sigara susuzluğu gideriyor. Hani onlar da he, sigara bazı olmayacak. Ben de olacak vazifede. Anlıyorum. Bana verdiler. Araplardan da evlerden de kadınlar bazı tatlı acı kahve de şey kahvesi bulunur onlarda. Ocaklarında. He. İçerdi. Onlar verirken hele gözüm üstüne bir sigara yak, bir sigara. Askerde belledim. He, kaç sene içtin Alaaddin emmi? 30 sene içtim. Ne diyorsun sen? 15-25 sene içtim. 25. 25 sene. 40 yaşına kadar içtin yani. He, 40 yaşına kadar içtim. 45 yaşına. Ondan sonra kokten bıraktın. Kokten içmem dedim, içmedim. Hastalığım da yok. Şimdi ben bunları niye soruyorum biliyor musun? He. Uzun yaşın sırrı ne? Yani sigara, içki bunlarda etki ediyor mu? Bu yüzden soruyorum bunları. Uzun yaşın sırrı. Heh. Her gün akşamla yatarken 3 kaşık yoğurt yesinler. 3 kaşık. 3 kaşık. Bunu dondurma yiyorlar akşamları. He. Onun gibi dondurma yer gibi 3 kaşık yoğurt yesin. Yani, 3-4 kaşık. Bu senin yaşın sırrı buna mı bağlı? Allah'a bağlı. Ben bunları kullandım. He. Şimdiye kadar benim hiçbir hastalığım yok. Şekerim yok. Maşallah, maşallah. Bir tansiyon var diyorlar. Onu da 3 güne, 2 güne, 5 güne bir tansiyon hapı yutuyorum. O da olur Alaaddin emmi. Şimdi gelelim asıl meseleye Alaaddin emmi. Şimdi yaşın 78. Allah daha uzun ömürler versin. Amin. Bu yaşa kadar başından çok ilginç, böyle insanlara ders niteliğinde bir anın olmuştur elbet. Bunu bize anlatırsan hem insanlar bir ders çıkarır, hem bir anımız kalır. İleride izlediğimizde seni yad ederek. Bir gün. Ha, bir gün. Ha, bir gün. Askerde. Evet. Cabir Demir isminde bir ağa vardı. Yılan harabesinin sahibi. Yılan harabesinin sahibi. Yılan harabesi köy mü? Urfa'da yılan harabesi. Tek teklerde. Yılan harabesi. Onun oğlu vardı Şükrü. He. Duruyorsa çok selam ediyorum ona. Aleyküm selam. Şükrü Demir. Şükrü Demir duysun. He, duysun. Bir de Tite'nin oğlu var. Abut. Abut. Kızı var Zahura. He. Oğlu var Latif. Onlara da çok selamım var. Sen askerde bunları nereden biliyorsun Alaaddin? Ben onları... Gelecek diyorsun oraya. Çok gelecek. Yardım ederdim. Tamam başlayalım şimdi. Yani. Evet. Ben hayatta kimseye askerim diyen dövmedim. Birinin de burnunu kanatmadım. Ne güzel, ne güzel. Öyle askerim diyeni içeriye atardık. Hani dönüşürler, çekirler. He. Hırsızlıkta geleni. Parkemi verir yatırırdım. Sigara verir onları içirirdim. Ben içmezdim ya. Ne güzel. Arkadaşlar. Neyse anım şu. İyi. Onunla Harran Ovası'nda Kerbeşli diyen köy var. Oraya geliyor. O adamla geliyor. Ha, şimdi televizyonlarda görüküyor. Eski evler deyin ora. He. Eski ev deyin. İyi. Oraya geliyor. O da Urfa'ya geliyor. Biz de aile kalmaya geliyor. O köyden gideceğiz. Onun arabayla mı gidiyorsunuz? Ne arabası o zaman? Ya. Ağaların cipleri var köy. Biz onun yayan, cibiyle gidiyorsunuz. Urfa'ya kadar tek dağlarından. Sumatra harabesinden. Urfa'dan aylık almaya geliyor. Ayda bir kere. Allah Allah. Yayan geliyorum 7-8 saat. Anam kurban oluyor. Cip var ama ağların gibi var. Seni götürmez. İyi. Neyse oraya varıyor.
Giderken işte cahillik. Affedersin, eşyanın arkasına bir kangal tikeni kırdım. He. O zaman eşyanın arkasına, kuyruğunun altına tikeni koydum. Anam kurban oluyor. Adam bağırıyor, 90 yaşında adam. 90 yaşında. Beni öldüreceğin asker bana soğuyor. Asker arkadaşım işte var yanımda ya. He. Bahtiyar Sürücü İzmir'e, Armutlu'dan. Varıyor, giderken bağırıyor. Ben öldüreceğim. Seni yüzbaşıya, binbaşıya şikayet edeceğim. Var var bağırıyor. Var var bağırıyor. Kaça, kaça, kaça. Adamı silah arkadaşıma verdim, silahı ona. Verdim, kaça, kaça. Eşya arkasına yetiştim. Beyaz eşekler olur orada yiğit. He. Onu at gibi kaçarlar. Katır gibi bir şey mi? Katır gibi derler. Orada bilir o yanı. O yanda yaşayan adam asker benimle 44 doğumlu. 65 yıl oluyor bu iş. 65'te. 1965 yılında oluyor. 65 yılında oluyor. İyi. Kaça kaça yetiştim. Kuyruğunun altına şeyi aldım. Dikeni. Adam eşekte düştü. Öldü diye. Ödüm koptu. Böyle bir hadise geçti. Şuna bak, nereden aklına geldi tiken batırmak ya? İşte cahillikten. Ya. Anam kurban oluyor. Cahillikten. Öyle bir anın. Ha, öyle bir anım var. Daha çok anlarım ben. Başka bir tane daha anlat. Zamanımız var. Alaaddin emmi. İzleyicilerimiz de izlesinler şöyle. Bir gün düşün şöyle. İyi bir anın şöyle. Bir gün dedim ki buna inanın. Kulağıma inanın. O haçta adamları yandıydı Kabe'de. Yandı mıydı? Sıra yandılar da. O daha evveli. Yani geldikten sonra askerden. Hı. Yatağımda yatıyorum şöyle düşündüm. Hı. Ya Rabbi ya Resulallah dedim. Bu hacı gittiler yandılar. Bana da nasip etsen de dedim. Ben de dedim geçsem görsem dedim. Allah sizi inandırsın. Beni gece iki sakallı geldi. Ellerinde tesbih, başlarında sarık. Beni Kabe'ye götürdüler. Benim yanıma 8 tane mi 10 tane de kız kattılar. Kız, zemzem suyu içeceğim. Bunlar şey değil. Evet. Bana zemzem suyunu içirdiler. Dedi, aha bura bir daha Allah'tan şey istemiyor. Allah her şeyi verirdi. Aha de hacca geldim. Zemzem suyunu içtim. Burada hacı dediler. Bak, hac dediler. Ondan sonra Cenab-ı Allah ne dediysem verdi bana. Kalbimden ne geçirdiysem. İşte Allah kalbe nazar edermiş zaten. Sen istediğin kadar diyor. Bende çok anılar var. Çok çok bitmez. Bir daha anlat. Bir zamanımız bir daha var. Bir daha dinleyelim. Başka? Bir gün. Şu ortalıkta kestane satıyorum. Evet. 65, 70, 75, 70, 75, 85 Sumulu'nun ortasında. He. Osman, rahmetlik Osman Uzar'ın dükkanının önünde. O benim çocukluk arkadaşım. Okulda da bir okuduk. Mahallede de bir okuduk. Osman Uzan'ın dükkanı mı vardı burada? O vardı. Bilal Çınar'ın olduğu yer orada olumudu. Orada. He. Orada rüşveti yediklerini de söyleyeyim de. Söyle. Söyle. Kim yedi rüşveti? Yemiş geçen geçmiş. Abi geçti. He geçti gitti. Sen olduğu gibi abi. Helal edeyim ben onu. Helal et gitsin. Yani. He. Yüzüne karşı da dedim de helal ettim. Ha söyle anlat. Onu mu anladın? Anlat. İhsan, Zabit İhsan vardı. Zabit İhsan, he. Ha, sonra Kızılay dedesi oldu. Sene 1970 dedin de. He, 70, 68, 70 seneleri. Kızılay dedesi oldu. Dedim ki İhsan abi, her gün benden bir kilo kestane götürüyordu. 3 tane çocuğum vardı. Çok fakir idik, yiyecek ekmek bulamıyorduk. Yiyecek ekmek bulamıyorduk. Evet. Sonra bir gün dedi, her gün benden kestane pişittiriyordu. Saat 6:30 7 ezen sebanı, ezen okunmadan yastı ezeni.
evine alıp götürüyordu. Malcanın yongasıdır. Para vermiyordu öyle para mi? Para vermiyordu. Sen abi dedim ya. Sen her gün her gün dedim benden dedim. Çocukların dedim. Alıp götürüyorum. Bu kestane kime yediriyorum? Ben çok fakirim. Benim bir göz evde vallahi yatağım yok. Ekmek bekliyorlar dedim. He. Sen nasıl dedim aylık alıyorsun belediyeden dedim. Bu ne dedim amirsin dedim. Yapma bunu. Bu söylenmez gerçi ama o zaman bir bu benim işte yüreğimi bu. Çok yaktı. Hah, insanlara bir şey bu işte. Sungurlum. Nasihat. Hah. Benim yüreğimi çok yaktı. Daha neler var neler bitmeyecek şeyler var bende. İhsan abi o zaman dedi ki bir defik vurdu benim arabama. Bilirler benim şey, eskileri kestane sattığımı. Çininin üstüne biçmiş kestane terazimi neymiş yere düştü yoktu. Ondan sonra da bir polis geliyordu. Polis bey dedi, memur bey dedi. Bu dedi bana dedi hakaret etti dedi. Anam kurban oluyor. Bana dedi. Bundan şikayetçiyim dedi. Bunu karakola götür dedi. Polis dedi. Polise baktım bak abi yalan söylüyor bu dedim ya. Bu benim dedim böyle böyle oldu. Benim dedim böyle deyince tedepini vurdu. Döktü bak hep yerde dedim. O da zaten bilmiyorum neyse. Gıcık mıydı bana? Ben bir kimseyle dönüşmedim. Karakolun yolunu da bilmem. Karakolun yolunu da bilmem. Orada Allah razı olsun polis hadi lan dedi. Gel koskoca amir yalan mı söylüyor dedi. Anam kurban. Düş önüme dedi. Mecbur gideceğim. Bak hala. Gittim kestanelerim orada. Rahmetli Osman ne toplamış komşular. Vardım karakola. Vardım bir polis dedi ki bu çocuğu neye getirdin dedi. O da dedi ki böyle böyle olmuş. Yahu dedi ben geleli dedi 8 sene oldu burada dedi 7-8 sene. Daha bu çocuk dedi karakolun yolunu bilmiyor. Burada da hiç mukavemeti yok dedi. Bunlar dedi aslanın ağzından dedi ekmek alan insanlar. Karnından dedi ağzından ne al karnından ekmek alanlar dedi. Evet. Bunlara dedi o amir yalan söylüyor dedi. Ben görmedim. Burada dedi yazın dedi dondurma satarlar. Ha burada görürüm. Çarşıda nöbetçiyken görürüm dedi. Hadi yeğenim git ekmeğine çoluğun çocuğun ekmeğine. Allah bin kere o polisten razı olsun. Duruyorsa Allah selamet versin. Öldüyse Allah kanı ganimet etsin onu. Yani insan var değil mi? Ben ondan daha şeyim sordum geliyor helallaşıyor. Ben sana hakkımı helal etmem dedim. Karısı ölmediyse sağ. Karısının yanında dedim. İhsan abi ben senden dedim çocuklarımın hakkını yiyordum dedim. 3 ay kestane, 2 ay kestane müddeti vardı, 2,5 ay. 2,5 ay benden kestane yiyordum dedim. Ben senden davacıyım dedim. Çocuklarım aç kalıyordu dedim. 1 kilo kestaneye ben o zaman 5 liraya veriyordum dedim. Pişirip. Evet. Her gün benden götürüyordu dedim. Ayda 150 lira yapar dedim. Ya. Ben ondan öbür dünyada da davacıyım. Boştan yere oğulları, kızları bu varsa gelmesinler. Helallaş babamla değil. Öyle yüreğimi yaktı. Hadi Allah'a emanet olun. Vesselam. Şimdi Alaaddin emmi insanlara demek, son demek istediğin güzel ne var onu söyle insanlar, izleyicilerimize. Bir de Samsun Alaçam'dan Samsun. Dursun Koç diyeyim bir asker arkadaşım var. He. Ona çok çok selam söylüyorum. Selam söyle. O beni diyordu askerde. Hakkımı da helal ediyorum. Tamam. O beni diyordu, o iyi bilir. Bu sözlerin de gelecek nesile bir nasihat kalsın. Helal ediyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bahtiyar sürücüyle de kardeş gibiydik. Yine kardeş gibiydik. Gelirken bir atalaştık. Olur. Konuşmadan geldim. Yüreğime büyüdü. 10 kere İsmail Karakol kulak isminde kahveciye dedim. Kardeşi Ali telefon numarasını vermedi bana. O da beni aramadı. Eğer ararsa Sungurlu balıkçılarından o Ali der. Ali Morduan. Evet. Ben Ali Morduan geçerim. Sungurlu'da da Alaaddin Morduan geçerim. Evet. Çoğu beni Alaaddin Morduan bilir. Doğru.
Ona da çok çok selam eder, gözlerinden öperim. Aynı kardeş gibi. Aleyküm selam. Bunu da senin izninle yayınlayacak kanalımızda gelecek nesile bir nasihat kalsın. Tamam. Daha ihtiyacım da olursa gel yani. Sağ ol emmi. Teşekkür ederim. Ne oldu şimdi? Ağzına yüreğine sağ ol. Bu hangi şey?